Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bakma, biliyorum. Buyurun başkanım. Diğer misafirlerimizi de bekleyelim. Onlar biraz daha sansürlü. Bu bir ressamımız. Bir kere böyle Selahattin Bey, burası Selahattin Bey'in odası. Selahattin Bey çok seviyor. Hakkari'de 4 mevsimde film alıyor. Gibi. Sizin korumalar, bizim acilen asansöre ihtiyacımız olduğu teşhisini yaptılar. Öyle mi? Dünya hayırdır. Küçük bir günah, mütevazi bir günah. Hayır yani yukarıda bir yürüyerek de çıkarmadık ya. Sanki bu hakkında asansöre mi dedik? Hayır, 3 kişi bindiremiyoruz. O yüzden sevgiden değerli basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'yla kamuoyunun bir süredir beklediği bir buluşma gerçekleştirdik. Kendileri partimizi bir ziyaret ettiler. Kendilerine bu ziyaret için teşekkür ediyoruz. Böylesine zorlu bir dönemde dünyada, bölgede ve Türkiye'de oldukça büyük kırılma anlarının yaşandığı bir dönemde partimizi ziyaret ettiler. Biliyoruz ki Türkiye'nin özellikle 16 Nisan meşru olmayan anayasa referandumundan sonra demokrasi güçleri açısından muhakkak yan yana gelişi, birlikte ortak bir mücadele anlayışıyla yan yana gelişimi, tartışması, bir diyalog içerisinde, özellikle partilerin bir diyalog içerisinde olmasının çok büyük bir önemi ve anlamı var. Partimiz özellikle bu 7 Haziran seçimlerinin arkasından önemli bir saldırıya uğradı. AKP iktidarı tarafından dokunulmazlıkların kaldırılması ve partimize yönelik olarak süren siyasi soykırım operasyonları meclisin iradesinin ortadan kaldırılması, 6 milyon seçmenin iradesinin yok sayılması, Türkiye'deki antidemokratik süreç, özellikle o olağanüstü hal ve o çerçevede kanun hükmünde kararnamelerle bir gecede insanların sokağa atılması, işinden ekmeğinden edilmesi, gazetecilerin tutuklanması, ifade, düşünce, özgürlüklerinin ortadan kalkması, çatışmalı ve savaş politikalarının yürürlükte olması önümüzdeki süreç açısından bizleri Türkiye'nin bu karanlık tablosunu değiştirme yönünde önemli demokratik tartışmalara, toplumsal demokratik bir dönüşümün ortaya çıkması için yan yana gelişler, fikir alışverişinde bulunmalar açısından bizlere sorumluluk yüklüyor. Bu nedenle bu anlamda diyalog ve görüş alışverişinde bulunduğumuz bu ziyaret bizim için de önemlidir. Kendilerine bir kez daha burada sizlerin nezdinde, önünüzde teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum ki bu yan yana gelişler, bu diyalog, başta içerideki milletvekillerimiz, eş genel başkanlarımız ve siyasi soykırım operasyonunda içeride bulunan partililerimizin özgürlüklerine kavuşmaları, demokrasi anlamında bir yol kat edilmesine de hizmet eder. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde bizler demokrasinin ve evrensel insan hakları kriterlerinin demokratik siyasetin hayat bulması ve demokratik ilkeler etrafında toplumsal yan yana gelişmeler ve tartışmalar, partiler arası diyalogların sürmesi gerektiğini de düşünüyoruz.
Bu anlamda yeniden kendisine teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, güzel bir görüşme oldu. Güzel bir görüşme gerçekleşti. Bir referandum süreci yaşadık. Bu süreçte demokrasiyi savunan kim varsa, siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, bugün de yine aynı şekilde demokrasiyi savunmalıyız. Birlikte yaşama iradesinin en güçlü şekilde ortaya konacağı rejim demokrasidir. Demokrasilerde birlikte yaşayacaksak, birbirimizin düşüncelerine tahammül etmek zorundayız. Herkes düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli. Kimse düşüncelerinden ötürü hapse atılmamalı. Eğer biz demokrasiyi geliştirmezsek 21. yüzyılın uygar dünyasından da kopmuş oluruz. O nedenle siyasal görüşlerimiz farklı olabilir, farklı partilerde olabiliriz, farklı sivil toplumlarda olabiliriz, farklı meslek kuruluşlarında olabiliriz. Ama bir demokrasi ortak paydasında buluşmak zorundayız. Türkiye'yi uygar dünyaya taşıyacak olan ana omurga budur. Demokrasiden vazgeçemeyiz. Eğer bugün Türkiye bir yarı açık cezaevine dönüşmüşse ve eğer bugün Türkiye olağanüstü kararnamelerle yönetiliyorsa Türkiye'de demokrasiden söz edilemez. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Birlikte yaşamayı savunuyoruz. Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde bir arada birlikte yaşama iradesini ortaya koyarak demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz. Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Kişiler demokrasiden yana tavır koyuyorlarsa başımızın üstünde yeri var. Demokrasi kadar güzel bir şey yok. Şimdi demokrasinin askıya alındığı bir süreci yaşıyoruz. Tabii demokrasinin olduğu yerde terör de olmaz. Terörün olduğu yerde demokrasi de olmaz. Biz terörsüz, biz düşünce özgürlüğüne kapı aralayan, daha doğrusu önüne hiçbir sınır getirmeyen, biz düşüncelerini açıkladı diye hapishanelerinde, milletvekillerinin hapishanelerinde, gazetecilerin hapishanelerinde, aydınların olduğu bir Türkiye'de istemiyoruz. Biz işini istedi diye, işini geri istedi diye açlık grevi yapan ve hapishaneye konan hocaları, öğretim üyelerinin de olmasını istemiyoruz. Böyle bir Türkiye'yi biz hak etmiyoruz. Yıllar yılı demokrasi mücadelesi verdik. Demokrasi mücadelesi verirken çok sayıda insan hayatını kaybetti. Döndük dolaştık aynı yere geldik. Dolayısıyla demokrasi faydasından hepimiz birlikte yaşama, özgürce yaşama, irademizi ortaya koyarak bir araya gelmeliyiz. Ve bir arada hep birlikte inşallah gelecekte demokrasi türküleri söyleyerek ülkemizi yüceltiriz ve büyütürüz. Hepinize teşekkür ederim değerli arkadaşlarım.